Hepinize merhabalar kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Peugeot 508 Allure paketin detaylı test ve inceleme videosuyla beraberiz. Evet, şimdi aracın dış detaylarını şöyle inceleyelim. Allure paketlerde standart olarak gelen bizenon farlar var. Ben bu aracı almadan önce bunları kısa, ledleri uzun sanıyordum ama öyle değilmiş. Uzun kısa bir farın içinde yani bir xenon var. Bu ledler de gündüz farı yerine geçiyor. Araba çalıştığı zaman ledler yanıyor. Gündüz farı olarak kullanıyorsunuz. Yine burada far yıkamamız var. Aktif bunun bir alt paketlerindeki gündüz farı burada değil, şurada olur. Bundakini sökmüşler, oraya almışlar. Sis farlarımız ve sinyallerimiz bu tarafta. Onun dışında burada ön park sensörlerimiz var. Şurada, şurada var olmak üzere. Şöyle yanına geçelim. 215, 55, 17 inç ebatında jantlı lastiklerimiz var. Allure'larda isterseniz 18 inç jantı da opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Bu 17'lerle 18'ler çok karıştırılıyor. Onlar anlayacağınız fark da bizim bu kıvrımlarımız biraz daha böyle dairesel değil. Onlarınki şöyle yuvarlak, tam böyle yuvarlak dairesel. Bizimki böyle biraz daha dik açıyla geliyor. Oradan 17 mi 18 mi olduğunu anlarsınız. Çamurluklarımızın içi kumaş kaplı. Yalıtım var komple buralarında. Onun dışında arka tarafta da aynı şekil. Çamurlukların içi yol sesi almasın diye. Kaplı. Motorunu size gösterelim. Bagajını gösterelim. Ondan sonra aracın iç detayla devam edelim. Amatörlü bir kabutumuz var. Yalıtım kaplı. Onun dışında bakın buralarda da bu kule baştan da yalıtım yapmışlar. Buralara, buralara. Her arabanın her yeri yalıtımlı. Bakar mısınız? Buraya yalıtım yapmışlar. Ve şu mesela fren merkezinin üstüne bile yalıtım yapmışlar ki araç sessiz olsun. Çalışma sesi uyandırmasın diye. 1.6 motor, 156 beygir. Bu BMW'lerde kullanılan motorun aynısından. İşte Peugeot Citroen ortak üretim bir motor. Mini Cooper'larda, BMW'lerde falan da var. Gayet güzel ve canlı bir motor. Motor aksamını zaten içeride sürüşlerinde detaylıca anlatalım. Kabutumuz da bu şekil. Gayet güzel tasarlanmış bir kabutumuz var. Evet, onun bir de size bagajını gösterelim. Bagaj 3 yolla açılıyor. İster anahtar üzerinden, ister içerideki butonla, isterseniz buradaki butonla açılıyor. Bayağı geniş bir bagaj var. Biraz daha kusura bakmayın. Arabayı aldık. Daha doğru düzgün bir bakım makım hiçbir şey yapamadık. Öyle kaldırıp attık. Şöyle hissetmesini göstereyim size. Şöyle yapalım. Şu iki katlıdır bu. Buradan şöyle kaldıralım. Tam boy. Yine çelik jantlı hissetmesi mevcut. Aracın hissetmesi çelik jantlıdır. Daha hissetmemiz hiç kullanılmamış. Etiketler üstünde duruyor gördüğünüz gibi. Yine lastik ebatı aynı. 215, 55, 17. Kapatmak için de şurada şöyle kol var. Bayağı hafif zaten. Ama ben destek alarak öyle kapatıyorum. Arka tarafta park sensörlerimiz. Arka stoplarımız da ledlidir. Şöyle üçlü yanıyor. Şu arka sis, şu üçlü yanar. Şurada üçüncü fren lambamız var. Gördüğünüz gibi. Evet, dış detaylarımız aracımızın böyle. Zaten hepinizin aşina olduğu bir araç. İçine geçmeden önce araçta eller serbest, anahtarsız giriş ve anahtar çalıştırma özelliği var. Şu butona bastığınız zaman kilitler. Eline kulp attığınız zaman açar. Açıldığı zaman aynalarımız da açılır. Gördüğünüz gibi. Ve aynaların altında da led vardır. Şöyle şu an yanıyor. Eller serbest olarak açtığınız zaman sadece buradaki led yanıyor. En altındaki led yanıyor. Ama kumandadan açma tuşuna bastığınız zaman aracın farları da yanıyor geceli. Tekrar açalım. Evet. Aracımız bayağı bir pis gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın dediğim gibi. Biraz acele oldu. Bir de Sivas'ta 3 gündür yağmur yağıyor. Onun ayağımızın çamurları falan hep buraya şey olmuş. Aracın kapısından başlayalım. Yumuşacık. Burada yumuşak. Şurada yumuşak.
Şöyle bakın. Şura sert arkadaşlar. Bunun altı sert. İçinde herhangi bir kumaş falan kaplı değil. Gözü şöyle çok büyük sayılmaz. Şurada bitiyor. Bir arkaya doğru hafif bir uzantısı var. Dört cam otomatiğimiz. Ayna katlama. Şunu şöyle aşağı doğru çektiğiniz zaman ortadayken ellerimizi katlar. Arka çocuk kilidimiz burada. Onun dışında şöyle koltuğundan başlayalım. Koltuğumuzun alür paketlerde bu baldır desteği de vardır. Şurada gördüğünüz gibi şey var. Mandala var. Bunu böyle açıp kapatabilirsiniz. Ben böyle açık kullanıyorum. Öyle seviyorum. Şu bel destek, elektrikli bel destek ayarıdır. Şunu kontağımızı açalım. Şu an gördüğünüz gibi beldeğimiz şişti. Şunu da kapatalım. Şu an gördüğünüz gibi bel desteğini şişirir. Şu uca bastığınız bel desteği şişer. Yukarı bastığı zaman bel desteğini yukarı alır. Aşağı bastığı zaman aynı şekilde aşağı indirir. Bu arkadaki tuşa bastığınız zaman da bel desteğinin şişikliğini geri içine alır. Bu koltuğumuzun öne ve arka ayarıdır. Bunun ucunu kaldırdığınız zaman beşik pozisyon olur. Şöyle gördüğünüz gibi. Onun dışında şu an ben en bundan aşağıda kullanıyorum. Şu da sırtlık ayarımız standart. Bunun herhangi bir başka bir fonksiyonu yok. Koltuğumuz bu şekilde. Şimdi aracımızın içerisine geçelim. Şöyle oturalım. Kontağımızı geri kapatalım şimdilik. Bu sol tarafta anahtarsız çalıştırma, elektronik park freni, bagaj açma ve benzin açma butonları bulunmaktadır. Bu çekmecede ise head up display'imizin ayarları, ESP, aktif, pasif ve ön park sensörlerini kapatma butonu bulunmakta. Arkalar da kapatıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi aracımın anahtarı şu şekil. Herhangi bir şey kısmı yok. Sustalı kısmı yok. Şu butonu çektiğiniz zaman anahtarı, küçük bir anahtar var içinde gizli. Oradan kapıları açabiliyorsunuz bunun pili bittiği zaman. Benim başıma geldi, öbür anahtarın pili bitti. Eğer öyle bir durum olursa arabanın kapılarını anahtarla açıyorsunuz ve anahtarınızı şu bölgeye koyuyorsunuz. Bu bölgedeki start stop'a bastığınız zaman aracınız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. O da aklınızda bulunsun. El frenini yukarı doğru çektiğiniz zaman çekim yapıyor. Aşağı doğru şöyle bastığınız zaman el frenini bırakır. Onun dışında araçta acil fren destek sistemi vardır. Pedal çalışmadığı zaman olur ya, hani bir aksilik oldu, bir şey oldu, fren tutmuyor. Butonu kendinize doğru 5 saniye çekerseniz araç acil fren destek moduna geçer ve otomatik araç fren yaparak kendini durdurur. Ama bunu kullanmayı önermiyorlar. Sadece zor anlar için kullanın diyorlar. Burayı zaten anlattım. Onun dışında şimdi direksiyonumuza geçelim. Şimdi kontağımızı bir açalım. Şöyle bir selamlamamız var. Head up'ımız çalışınca, araç çalışınca devreye giriyor. Şu kısım, şu config yazan kısım yol bilgisayar olan kısımdır. Şu müzik sistemleri, şu iki taraf komple müzik sistemi. Şu şarkıyı değiştirmek için kullanılıyor. Onun dışında hız sabitleme sistemlerimiz de bu tarafta. Buradan aktif pasif yapıyorsunuz. Şuradan da devam, kaldığınız yerden devam ettirip şey yapabiliyorsunuz. Onda öyle bir sistemi var. Şimdi şu orta ekrandan bakmaya devam edelim. İki tane tipimiz var. A ve B, 1 ve 2 olarak geçer. İşte yakıtın ve anlık tüketimi gösteriyor. Hızı gösteriyor. Harita navigasyon sistemi gösteriyor. Radyodan ne çalıyor sonra gösteriyor. Ve sulama yakıt tüketimimizi gösteriyor. Gayet güzel bir ekran. Bu ekranda şimdi bu ekranda gizli bir alt menü vardır. Şu config tuşuna bir tane basarsanız buradan parametrik ayarlarından, İşte aracın şu ekranın arka şey resmini, işte resmi diyorum, temasını falan değiştirebilirsiniz. Şu an turunculu. Temasını falan değiştirebilirsiniz. Böyle birkaç tane ayarı vardır. Ben blue'yu tercih ediyorum. Onu seviyorum. Onun dışında burada işte litre mi, işte kilometre mi, kelvin mi, onun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Onun dışında burada dil seçimi var. Türkçe zaten. Şu kısımda ise İşte aracın sadece tüm kapıları mı açılsın, sadece önce şeyi mi açılsın, sürücü tarafı mı açılsın, bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde burada aydınlatma, işte gündüz farları, adaptif vardır bu aracın farlarında, ondan bahsetmedim. Aracın farları hem bizanın ayrı adaptiftir. Buradan onlar da ayarlarını yapabiliyorsunuz. Gayet güzel kullanışlı bir ekranı var. Bunun dışında şuradaki butonla da bu ekran geçişlerini yapabilirsiniz.
Bazını tuttuğunuz zaman da sıfırlar, config'e girmez. Buradan işte bu ekranların yüksek şey ışık ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Aracın bir sorunu varsa buradan check diyorsunuz. İşte bakıma kalanı ve aracı check ediyor. Yani bir sorunu varsa onu söylüyor. Herhangi bir sorun yok aracımızın. Bu da 3.0 olan da buradaki bu küçük yol bilgisayarındaki ekranımızın yaptığı kilometreyi sıfırlıyor. Onun dışında da burada anlatacağım fazla da bir şey yok. Bu arada soldaki yağ sıcaklığı, ortadaki benzin, sağdaki de motor sıcaklığıdır. Yani antivirüs suyu sıcaklığıdır. Koltuk ısıtmalarımız buradadır. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel çalışıyor. Koltuğun sırt, oturma kısmı, minder kısmı ve şu kısımda da ısıtma vardır. Burada da iki tane şöyle küçük koymuşlar. Gayet güzel çalışıyor. Onun dışında şöyle bir navigasyon ekranımız var. Ekranın grafikleri falan gayet güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. Fakat dokunmatik yok. O tüm ekran ayarlarını ister tab üzerinden isterseniz şu kısımdan ayarlayabiliyorsunuz. Bu ekranın da şuradan şöyle bir set diyerek arkadaki şeyini, temasını değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi değiştirmeyeceğim. Bir de bunun böyle turuncu olan bir teması var. Ben yine maviyi kullanıyorum. Onun dışında burada müzik sistemini falan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan şarkı seçebiliyorsunuz. Mesela buradan liste bastığım zaman şöyle. Bunu ister yuvarlayarak, ister şöyle tek tek, ister şu şekil, ister şöyle ayarlayabiliyorsunuz. İşte klasör falan geçmek için kullanıyorsunuz. Buradan istediğiniz işte sanatçıyı çekerek, işte şey yaparak dinleyebiliyorsunuz. Onun dışında buradan arama Bluetooth'la direkt arama yapabiliyorsunuz. Telefonunuzu bağladığınız zaman zaten direkt rehberiniz buraya çıkıyor. Buradan yeşil tuşa basarak direkt arama falan yapabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı, gayet güzel olmuş. Burada da küçük küçük böyle işte notlar falan ekleyebiliyorsunuz veya buraya kişi ekleyebiliyorsunuz. Hemen ayrıca aramak istediğiniz kişiyi oradan da arayabiliyorsunuz. Herhangi bir sesli komut sistemi yok. Burada bu araçta otomatik uzun ve kısa far sistemi vardır. Şurada bir kamerası var şu tarafta. Bir kamera sistem var. Oradan işte ışığı görür. Araç şey olduğu zaman, araç olmadığı zaman veya bu ışık görmediği zaman otomatik uzundan yakar. Gayet kullanışlı. Burada park mesafe ölçüm sistemi vardır. Bu ölçüm sistemi de aracın işte oraya girip giremeyeceğini ölçer. Bu orta ekranda size bilgi verir. İşte aracınız buraya sığar veya aracınız buraya zor sığar gibi. Veya aracınız buraya sığmaz gibisinden. Biraz yavaş çalışan bir sistem açıkçası. O yüzden ben hiç kullanmıyorum. Burada da araçta alarm sistemi vardır. Şurada iki tane gördüğünüz gibi sensörleri de var. Bu içerideki hareketleri de algılıyor. Ona göre ötüyor. Bayağı da sesli bir ses çıkartıyor. Bayağı yüksek bir ses çıkartıyor. O da güzel. Onda bir sıkıntısı yok. Ayrıyeten bu araçlarda süper kitleme diye bir sistem vardır. Alur paketlerde. Aracın butonuna, kitleme butonuna 5 saniyeden fazla basarsanız süper kilitlemeye geçer. Kapı kupları hem içeride hem de dışarıdan açılmaz. Diğer kilitlediği zaman içeriden kapı kupları açılabilir. Anahtar içerideyken kapıları kesinlikle kilitlenmez. Şu içerideki butona basmanız lazım. Onun dışında herhangi bir kilitleme yapmaz. Şurada şöyle bir küllüğümüz var. Kullanılmamış. Teşekkür ediyoruz eski sahiplerinden. Güzel. Herhangi şurada iki tane bardaklığımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Malzeme kalitesi oldukça kalitelidir. Şöyle göstereyim. Böyle epey bir içine giriyor. Her yeri yumuşacık aracın. Şu kısımları, şu kısımları. Ta ki şu aşağılara kadar. Şu aşağılar sert. O da işte normal yani. Premium araçlarda bile oralar çoğu araçta sert. Onun dışında otomatik far sensörümüz var. Buradan işte zaten oto modunda kullanıyoruz. Herhangi bir şeyi ellemiyoruz. Yine cam sileceklerin oto modu yani yağmur sensörünü kullanmak için de şunu şöyle bir tane aşağı çekiyorsunuz araç çalışınca. O zaman otomatik moda kendi geçer. Üst taraflarda 4 tane tutamacımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet güzel çalışıyorlar. Burada ışıklı bir makyaj aynamız var. Bunlar sarı yanıyor. Aynı şekilde o tarafta da var. Bu da araç çalışınca şey yapar, aktif olur. Aracın en güzel detaylarından bir tanesi şu ışıklandırma sistemi. Çok elit, çok kaliteli hissettiriyor gerçekten. Burada iki tane ambiyans lambamız var. Şöyle bir açalım. Gördüğünüz gibi iki tane ambiyans lambamız var. Şu LED'dir, orijinal LED'dir bunlar. Alur paketlerde LED olarak gelir. Okuma lambaları araç çalışınca veya kontağı açınca çalışır. O yüzden şimdi kontağımız kapalı. Şu tuş ise arkadaki ışıkları kapatmaya yarar. Buradan bastığınızda arkanın ışıkları da yanar. Ama buruna basarsanız çocuklar falan rahatsız olmasın diye.
onu kapatır ve çocukların açmasına da izin vermez. O aşağıdan bastığınızda o lambalar daha açılmaz. Çok kalitelidir. Aynı şekil tavan lambası, paspas ışıklandırmaları ve arkada da bir tane paspas ışıklandırması vardır. Alır paketlerde. Bunun bir alt paketlerinde bu özellikler yoktur. Şu kısım bir alt paketlerin yine aynıdır ama bunlar sarı renkte yanar. Böyle led değildir. Torpidosuna bir bakalım. Komple içi halı kaplıdır. Bayağı bir derindir. Buradan yani şoför onun en dibine ulaşamaz. İmkansız. Buradan ulaşması oraya imkansızdır. Onun dışında da aracımızın iç detayları bu şekildedir. Şimdi arka tarafa geçelim. Biraz arka tarafı inceleyelim. Arkaya geçmeden önce klima sisteminden bahsetmeyi unuttum size. Aracımızda 4 yönlü dijital bir klima sistemi vardır. Tam otomatiktir. Ön ve arka taraf olmak üzere. Arka tarafın da otomatik modu vardır. İkisi bir bağımsızdır. Hepsi birbirinden. Buna basmadığımız sürece arkada herhangi bir hava akışı olmaz. Öndekiler kullanır. Arkada herhangi bir hava akışı olmaz. 4 yönlüdür. Bu araçta sevdiğim bir özellik mesela diğer bazı arabaların dijital klimalarda şu üçünü abi hiçbir zaman kullanamazsınız. Ya şu ikisi olur ya şu ikisi olur işte ya şu ikisi olur. Şu üçü hiçbir zaman olmaz. Ama bu araçta üçünü de aktif biçimde kullanabiliyorsunuz. O gayet güzel. Onun dışında sağ tarafta öyle. Şu ön cam buhar açma sistemidir. İşte klimayı açıp kapatır. Şu fan hızıdır. Bu da tünele falan girdiğiniz zaman iç sirkülasyonunu falan biz sensör vardır. Tünelle veya havanın pis olduğunu algılar, iç sirkülasyona veya dış sirkülasyona kendi otomatik çevirir aracı. O da gayet güzel kullanışlı bir özellik. Onun dışında arka cam ısıtmamız burada. Şu mono, bu sol tarafı ben ayarlarsam sağ tarafta ona göre ayarlanır. Bunlar da zaten şey modlarıdır. İşte sakin modu, otomatik mod ve hızlı moddur. Burada aracın soğutmasıyla alakalı şeydir. Şimdi bunu kapatmayalım. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da. Tekrar şey yapalım. Bu arada evet bu orta gözden de bahsetmedik. Bu orta gözde USB flash bellek tab'in işte girişi vardır. AUX girişi vardır ve 12 voltluk bir priz vardır. İçi kadife kaplı. Aynı zamanda bu arka üfleme çalıştığı zaman içeriği de soğutuyor. Çalışmadığı zaman içerisiz herhangi bir ısıtma veya soğutma yoktur. Arkadan geçen hava kanalları bunun kenarlarından geçirmişler. Bu da orada sıcaklık ve soğukluk sağlıyor. Gayet güzel. Yukarı ve aşağı ayarı yok ama ileri geri ayarı mevcuttur. Bu arada torpidomuz da soğutmalıdır ve ışıklıdır. Ondan da bahsedelim. Şimdi aracın arkasına geçelim. Evet, arkada alür paketleri standart olarak gelen perdeler mevcuttur. Bunların alt paketlerinde, aktivlerde ve akseslerde bu perdeler mevcut değildir. Sadece alurlarda vardır. Koltuklarımız tam deri. Bu da yine alür paketlerde standart olan bir özellik. Arka cam perdesi de vardır. Aracın diz mesafesi benim boyum 1.75 civarı. İdeal seviyede diyebilirim. Baş mesafesi gayet güzel. Onunla da bir sıkıntı yok. Arkamızın gördüğünüz gibi havalandırma sistemi bu şekildir. Buradan sıcaklık bu taraf ayrı ve bu taraf ayrıdır. Soğukluk ve ayak ve şey olarak da buradan ayırabilirsiniz. İşte ayakla birlikte müflesin, sadece buraya müflesin. Onu da buradan ayarlayabilirsiniz. Çok kullanışlı ve güzel yapmışlar. Şurada altta bir ışıklandırması vardır. Bu sarıydı. Ben bunları işte LED'e çevirdim. Burada 12 voltluk bir prizimiz var. Arkası da gayet güzel. Gayet hoş tasarlanmış bir araç. Perdelerimiz de güzel. Şu okuma lambaları çok kaliteli. Gerçekten o kadar güzel tasarlanmışlar ki yani bu aracın aydınlatma sistemine gerçekten bayılıyorum. Şu butonda da lambası vardı. Turuncu bir lamba yanar burada. Şu ışığı o kadar güzel ayarlamışlar ki tam böyle avucumun içine düşüyor bakın. Böyle bir şey okumak istediğim zaman tam böyle önüme geliyor. Gerçekten mükemmel tasarlanmış, mükemmel ayarlanmış bir ışık sistemi vardır. Bizim aracımızda sunroof olmadığı için tavanda gayet güzel. Onda da bir sıkıntı yok. Bu aracın önünde 1.90, arkasında da 1.90 kişi rahatlıkla oturur. Ondan sonrası da biraz sıkıntı yaratabilir. Aracımızın böyle bir kollayaması var. Burada iki tane bardaklığımız var. Gayet güzel bu da kullanışlı. Arkada cam perdemiz var. Ve JBL opsiyonlu olanlar da burada arkada subwoofer yeri mevcuttur. Evet, aracın koltuk kafaları da şöyle açılma fonksiyonu vardır. O da gayet güzel. Şimdi aracımızın detaylarından bahsettik. Biraz da sürüşünden bahsedip ve videomuzu bitirelim.
Evet, aracı çalıştırmak için debriyaj ve frene basıyorsunuz. Start butonunu bastığınız zaman şöyle SA yaparak çalışıyor arkadaşlar. İbre selamlarımız var. Head-up'ımız geldi gördüğünüz gibi. Aracınız biraz soğuk, birazcık kendine gelsin, biraz çalışsın. Ben de orada sizden şeyden bahsedeyim. Aracımızda JBL müzik opsiyonu yok maalesef. Maalesef diyorum ve bu araca kesinlikle JBL opsiyon lazım. Yani audiophile değilseniz bu sizi tatmin eder ama beni hiç tatmin etmiyor gerçekten. Böyle kaliteli güzel bir araçta bu ses sistemi olmamış. Eğer iki araç arasında kaldıysanız ve biri JBL'li ise kesinlikle JBL opsiyonun olanını alın. Audiophile'seniz bu ses sistemi sizi kesinlikle kesmeyecektir. Onun dışında bu aracın içiyle alakalı eleştireceğim başka bir kısım da şudur. Araçta hiçbir yerinde bir göz yok. Anahtarla elimde anahtar biniyorum. Anahtarı koyacak, şöyle atacak bir yer yok. Ya bunun içine koyacağım. Bunun içine koyduğum zaman da unutuyorum bunu burada ben. Şöyle bunun içine atıyorum. Bunu da burada unutuyorum. Araçta göz bakımından çok çok düşük. Yani bundan önce Avio vardı. Avio'daki gözler mükemmeldi ya. Her şeyi bir yere salla at gitsin yani. Yani böyle D sınıfı bir araçta bu göz eksikliği gerçekten hoş olmamış. Bu arada burada da karartmalı orijinal dikiz aynamız var. Bu alt paketlerde de mevcuttur. Aktif paketlerde o mevcuttur. Evet, onun dışında aracın klima ve ısıtma sistemi çok güzel gerçekten. Hem ısıtma hem soğutma mükemmel. Bu araçta şöyle bir özellik var. Araç çok çabuk ısınıyor ya. Yani araçta şöyle bir 200 metre gidiyorum abi, bakıyorum hararet hemen 70'in üstüne çıkmış. Çok güzel bir özellik. Sivas için özellikle. Çok güzel. Ve aracı stop ettiğim zaman da araç hemen soğumuyor. Herhalde yalıtımla alakalı bir şey bu. Abi bir saat iki saat dışarıda takılıyorum, geliyorum bakıyorum hararet hala 70'de kalmış öyle. Gerçekten çok çok güzel bir özellik. Yani bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum ama bence motor aksamla yalıtımla alakalı. Hani motor hava alışveriş yapmıyor büyük bir ihtimal. Ondan kaynaklı. Çünkü adamlar her yerine yalıtım çekmişler motorun. Onun yani bu iki özellik gerçekten acayip güzel. Acayip hoşuma gitti benim. Araç şu an çalışıyor ve rölantimde çok çok düşük bir sesi var. Çoğu zaman stop etti sanıyoruz. Lambalarda falan beklerken. Herhangi bir start stop yok bu araçta. Bu arada bu aracı 2010 model üretim. Yani bu araç ilk çıkan 508'lerden. Allure paketlerde sadece 2010 üretiminde manuel vites var. O da çok çok nadir. Yani bizim aracımız kupon araçlardan bir tanesi. Biz özellikle manuelciyiz. Manuel vites seviyoruz. Otomatik bizim şeyimize, hoşumuza gelmiyor. Yani sport kullanmak istediğiniz zaman bile manuel biraz daha mantıklı, biraz daha keyifli. O yüzden bu araç kupon araçlardan bir tanesi. 2011 model, 2010 yılında üretilmiş ve 2012 yılında trafiğe çıkmış. Böyle bir araca sahibiz. Evet, iş detaylarımız da böyle. Şimdi aracın biraz sürüşünden bahsedelim. Birazcık gidişinden bahsedelim. Birazcık yakıtından bahsedelim. Videomuzu sonlandıralım. Evet, aracın sürüşüyle şu an beraberiz. Aracımız elektronik park yerine otomatik kendi bırakır. Hareket ettiğiniz zaman. Onun dışında stop edince kendi otomatik frenini çeker. Güzel bir özellik. Araçta bahsetmediğim size şey var. Şuradaki olan ambiyanslardan, bu kapı kupların içinde de ambiyansımız var. Bu araçta arada anahtarlardan işte camları indirip kaldırabiliyorsunuz. Onun dışında camlar açıksa araçta indiğinizde. Kapı butonu uzun bastığınız zaman da camlarını kapatıyor. O da, ondan da bahsedeyim size. Head-up şey. Aracın hill holder sistemi çok çok mükemmel çalışıyor. Araç gram geri kaymıyor yani, şöyle söyleyeyim. En ufak şöyle 0.2 bir açıyla olsun. Yani araç çok küçük bir geri gitmeye çalışsın hemen tutuyor. Fren pedalına tam bastığınız zaman head-up şey, hill holder devreye giriyor, yanlış söyledim. Onun dışında da pispeliğin çok bir esprisi yok benim için. Hızı kilometreyi gösteriyor, navigasyon bilgilerini gösteriyor. Ve hız sabitleyeceği gösteriyor. Aynılarını bu orta ekranda da görüyorsunuz. Yol bilgisayar ekranda da görüyorsunuz. Onun oraya uyarlanmışı gibi bir şey. Çok bir artısı yok bence. Ama açılması falan insana biraz premium hissi veriyor. Başka, onun dışında başka bir dalgası yok benim için. Aracın süspansiyonları orta sertlikte. Yani bu araç biraz bir tık daha yumuşak olabilirdi ama bu da yol dışına eksi olarak dönerdi diye düşünüyorum.
17 jant şeyliyle çok güzel. Kombinasyonunda çok güzel araç. Fakat bunlar da 18 alanlar gayet şey, böyle bayağı bir muzdaripler sert olduğuna dair işte. Çünkü 18'leri 235, 45, 18. Bunlar 215, 55, 17. Bayağı bir fark var aralarında. Araç çok sessiz. Uzun yolda çok sessiz. Aracın dediğim gibi malzeme kalitesini gayet güzel yapmışlar. Gayet güzel tasarlamışlar. Şu direksiyondaki düğmeler öyle amşam değil yalnız. Bunlar biraz daha güzel olabilirdi benim görüşüm. Şu içerideki fitiller böyle kadife kumaş, böyle kadife gibi bir şey. Dışarıdakiler normal lastik. Onu da güzel yapmışlar. Şurayı da kaplamışlar. Normalde işte araçlarda bu arabanın rengi neyse kapı o renkte gözüküyor. Bunu da kapatmaları bence gayet güzel ve hoş bir detay olmuş. Onun dışında klima sistemi çok çok güzel. Çok güzel soğutuyor ve çok güzel ısıtıyor bahsettiğim gibi. Sessiz bir araç. 6. viteste yani araç 1500 devirden sonra vites yükseltebilirsiniz. Vites aralıkları gayet uzun. 1. viteste 60, 2. viteste 108, 3. viteste 150, 4'te 200 yapıyor. Tam kesiciye giriyor. Bu arada aracımızın kesicisi mevcut. Onu da biraz sonra size gösteririm. Kesiciye de giriyor. Bir 0-100 denemesi yaparız. Orada da dinlersiniz. Gayet güzel uzuyor araba. Motor kasayı çok çok güzel taşıyor. Onun dışında size bahsetmem gereken bu araçta biraz burnu uzun bu aracın. İşte böyle bir hafif böyle rampa çıkarken falanların işte diyecek mi falan diye böyle bir hafif kuşku yaşıyorsunuz ama park sensörü zaten size söylüyor neyin neyip olmadığını. O da gayet güzel. Aracın silecekleri bu içten dışa doğru açılıyor. Yani normal içeride toplu dışa doğru açılıyor. Gayet güzel. Onda da bir sıkıntısı yok. İyi temizliyor. Direksiyon hissiyatı çok beğeniyorum özellikle. Şehir içinde bir tık bence ağır. Şehir içinde bir tık ağır kalıyor. Yani bu ama uzun yolda çok güzel sertleşiyor. Çok güzel toklaşıyor. Ben gayet memnunum direksiyonla. Hisli gerçekten. Aracımın üzerinde Kumho lastikler var. 2016 üretimi. Araçta şey var yani yüzme mevcut bayağı bir. Bir viraj içinde bir gaza bastım. Araba önden acayip bir şekilde kaydı. Korktum. ESP devreye girdi. Biraz benim hardkorluğum oldu orada. Lastiklerimiz çok kötü. Bizim bu ikinci 508'imiz. Bundan önce de bir, yine 156'lık bir tane daha vardı. Onun da fotoğrafını koyarım şimdi oraya bir yere. O Active Plus'tı. Active Plus'ta ne oluyor? Active paket üzerine navigasyon paketi eklenmiş oluyor. Active Plus. İşte onda bazı bundaki çoğu özellik onda yoktu. Onda öyle bir şey yoktu. O bastığım zaman önden kayma yoktu. Onun lastikleri daha iyiydi muhtemelen. Bunda biraz bunda yüzme efekti var bu araçta. Yani bu aracın yol tutuşuyla alakalı olan bir şey değil. Lastiklerle alakalı olan bir şey. Yol tutuşu çok güzel. Her türlü 150-160 km ile viraja giriyorum uzun yolda ben bu araçla. Herhangi bir korku veya herhangi bir tedirginlik yaratmıyor bende. Direksiyondan da kaynaklı. Araç yola yapışıyor gerçekten hızlandığınız zaman. Herhangi bir böyle dalgalanma falan yok. Bir de benim bu araçta şey dikkatimi çekti. Bu kamyon solladığınız zaman kamyondan geçtikten sonra araba bir şöyle sallanır. Bu araçta yok arkadaşlar. Kamyon yanından geçtiğim zaman bile ok gibi hiç böyle istifini bozmadan devam ediyor. Herhangi bir rüzgar böyle şey olmuyor bu araçta. Gayet güzel yapmışlar o konuda. Evet, gelelim bu aracın yakıt tüketimine. Bu araç şehir içinde sakin kullanımda 8 litre benzin tüketiyor. Uzun yolda bu aracı biz Samsun'dan aldık. Yaklaşık 380 km bir yol Sivas'la Samsun arası. Klima full açıkta genelde 120-130 geldik. Klimamız hep açıkta. Arada sırada araba deneme maksatıyla yine aldık çünkü bir 190-200 de gördük. 2-3 defa 200'ü gördük. Onun dışında hep 110-120-130 arası geldik. Amasya'da bir trafik vardı. Yarım saat orada kaldık. Dur kalktık sürekli. Orada bir de oraya girdik. Orada bayağı bir zaman kaybettik. Bunlara rağmen aracımız 6.3 litre yaktı. 380 km'nin ortalaması 6.3 litredik. Bu araç için, yani böyle ağırlıkta bir araç için ve böyle motorlu araç için gayet güzel. Şehir içinde de gazlamazsanız, naylon kullanırsanız, yani hafif gazlamalı, hafif naylon kullanırsanız bu araç 8 litre benzin tüketiyor. Ama ben bu araçla sürekli devir çevireyim, sürekli kesiciye düşeyim, sürekli yürüyeyim derseniz 15'i 16'yı da görür. Ha ben test ettim mi? Test etmedim. Zaten öyle kullanılacak bir Sivas'ta bir yol yok. Her tarafta insanlar, vatandaşlar mevcut. O yüzden öyle kullanmayı da önermiyorum kesinlikle. Araç gerçekten iyi hızlanıyor. Hızı belli etmiyor. Duramazsınız, vurursunuz yani. Öyle bahsedeyim ben size.
Onun dışında da aracımızdan gayet memnunuz. Bu aracın fiyatları 60.000 ila 65.000 arasında bu modelde, bu pakette. Dediğim gibi bu araçlarında manuel bulmak bayağı bir zor. Bizim aracımız kupon bir araç. İlk üretim araç olduğu için manuel vitesli. Almanızı, yani ben manuel vites kullanmayı seviyorum. Niye? Hem istediğim aralıklarda vitesini attırıyorum abi. Hem her şey elimin altında, hem de hissiyat var. Kesiciye de giriyor manuel viteste. Otomatik kesiciye de girmiyor. Tak attırıyor vitesi. Komuta ben de abi manuelde. Aman otobüsçü abi. Üstümüze çıkacaksın yani. Aleykümselam. Onun dışında yakıt tüketiminde o şekil. Şimdi benzin fiyatları ortada. Geçen gün 50 lira nitro aldım Shell. Tam 50 liraya 8 litre benzin yaptı. Yani bu da demek oluyor ki şehir içinde aracımız 50 kuruş yakıyor demek oluyor. Bu araç için iyi. Şimdi bir düş dizelden sonra tabii bu aracın yakıtı bize biraz fazla geldi. Ama bindiğiniz aracın konforu, özellikleri ve hissiyatlarına baktığınız zaman yakıt tüketimi hiçbir şey. Fakat bu bizim Sivas'ta 8 litre çok değil dediğim gibi. Ama İstanbul'da trafikte ne olur bilemiyorum. Sivas'ta öyle trafik falan yok. Her yer birbirine yakın zaten. Avrupa'ya da kullanmaya devam ediyoruz. Avrupa'mız da devam ediyor. Onda da bir sıkıntımız yok. Bunu her zaman çıkarmıyorum açıkçası bu aracı. Evet, aracın frenleri de şu an frenleri azınca aklıma geldi. Frenleri çok güzel. Vites geçişlerimiz çok güzel. Bu bizim aracımızın biraz DAS kıvalatı sıkıntısı var. Bayağı bir yıpranmış, değişmesi gerekiyor. Öncekine nazaran da söylüyorum. Vites geçişleri falan çok hafif, kemikli. Güzel yerine lop lop oturuyor. Herhangi bir vites de sıkıntı yaşamazsınız. ESP'si kapatılıyor. 30 km üstünde kendi kendine devreye giriyor. O da, pardon özür dilerim, 50 km. 50 km'den sonra kendi devreye giriyor ESP'si. Onda da bir sıkıntımız yok. Evet, aracımızın yani aklıma gelen şeyleri bunlar. Aklıma gelen detayları bunlar. Elimden geldiği kadar size anlatmaya çalıştım. Bu aracı alırken ben bu aracın farından da, orasından da, burasından da hiç kimse bahsetmemiş abi. Yani ben sanıyordum ki mesela o ledler uzun far sanıyordum, ama meğersem o ledler gündüz farıymış. Kimse bahsetmemiş. Ben aldığım için detaylıca her şeyden bahsetmek istedim. Onun dışında da dediğim gibi aklımda yine unuttuğum şeyler vardır illaki. Kusura bakmayın bunun için. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Umarım keyifli ve güzel bir video olmuştur. Şimdi aracın bir hızlanma testini yaparız. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Beni izlemeye devam edin. Daha çok güzel videolarınız gelecek. Evet, şimdi bir 0-100 kalkış yapalım. ESP'mizi kapatalım. Gaza kesmesin diye. Tertümüzü de kapatalım. Arkamız serbest gördüğünüz gibi. Şöyle farabeyi toplayalım. Evet. Şöyle tutalım. Evet, arabayı biraz zapt etmek zor arkadaşlar. Araçlar gazlayınca çok güzel bir motor sesi geliyor top. Bakın şöyle adamlar önümüze atlıyor gördüğünüz gibi. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum. Bu arada klima açık gazladık. 0-100'ü 8.9'du sanırım. 8.9 saniye. Bilmiyorum biz kaçta çıktık. Bayağı bir sardı araba ama çok güzel yürüyor arkadaşlar araba. 200'e kadar çok böyle rahat rahat çıkıyorsunuz. Zaten birinci viteste 60, ikinci viteste 108 miydi? Öyle bir şey yapıyor. 3'te 150 yapıyor. 155 veya 150 yapıyordu. O civar bir şey. 4'te 200'ü geçiyor. 198 falan yapıyor 4. viteste. 5-6 zaten 230, 240, 250'ye kadar yolu var. Rahatça ulaşıyor yani. Bir sıkıntısı yok. Bunu da söylemiş olalım. Onun dışında da sizden bahsedeceğim başka da bir şey yok kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Allah'a emanet olun.